Bugün Vafkiye 1 Muhtarlar Derneği Başkanı Sayın İzzet Çiringir ile birlikteyiz. Sayın Muhtarım, öncelikle Muhtarlar Gününüz kutlu olsun. Teşekkür ediyorum. Muhtarlar Günü kutlu olsun. Evet, bugün Vakfı Kebir Hükümet Konağı önünde bir konuşmanızı gördük. Çok da beğendik. Güzel de bir konuşmaydı. Vakfı Kebir'in 44-46 mahallesi hakkında güzel bir söyleşi yaptınız. Bizim de bu ilgimizi ve alakamızı çekti. Gerçekten çok güzel yazdınız bunu. Yani bunu neye düşünerek yazdınız? Öncelikle bu konuda başlamak istiyorum sizden. Yani bu nereden geldi aklınıza böyle bir söyleşi yapmak? Biz yaylacıyız. Bizim eskilerimiz çok manidar söyler. Evet. Ondan dolayı biz onları esinlenerek hakkında böyle bir mani yazdık. Evet, 46 bir mani yazdınız. Bu mani okur musunuz bize? Bakalım kağıtta tutalım böyle. Ben mahalleden başlayalım. Evet, böyle kısa bir bilgi alabilir miyim sizden? Neler yazdınız? Yok, tamam da yani abi bir iki satır okuyalım muhtarım. Bunda şey yok. Çok sakin duruşu var. Açık alan muhtarı. Rıdvanlı muhtarı söylüyor. Makineler kralı. Çabuk yürüyorsa anla ki o Karatepe muhtarı. Çok şık giyiniyor. Fevziyan'ın muhtarı. Evet. Onu da takip eder Fethiye'nin muhtarı. Konuşmayı çok sever. Pozalan'ın muhtarı. Şamlık'ın muhtarı. Karışmaz hiçbir şeye. Taksicilik yapar diye Çamlık muhtarı. Yaylacığın muhtarı sakin bakar her işe. Çok agresif bir uşak Esendebe muhtarı. Aracılık yapar Cumhuriyet muhtarı. Röportajı çok sever Çarşı'nın muhtarı. Güneygöy'ün muhtarı sakin kullanır arabayı. Olgunluğun adresi Güneysu'nun muhtarı. İşini gizli yapar Köpücü'nün muhtarı. Sinanlı'nın muhtarı fındığı çok oluyor. Motordan iyi anlar Doğusu'nun muhtarı. Çalışmayı çok sever İshaklı'nın muhtarı. Ağlığı yapay Deli Gözü muhtarı. Ağanın eniştesi o da Ballı muhtarı. Gazeteci yazar Büyük Liman muhtarı. Her şeyden memnun olmaz Tarlacığın muhtarı. Neşe kaynağımızdır Krangöy'ün muhtarı. Logandacılık yapar İllaslı'nın muhtarı. Toplantıyı dikkatli takip eder Hacı Göğün muhtarı. Heybetli duruşu var Mahmut Dur'un muhtarı. Maçları hiç kaçırmaz Handal'ın muhtarı. İyi köfte yapar Yalı Göğün muhtarı. İmamlığı vardır Demirci'nin muhtarı. Onu da takip eder Çelebi'nin muhtarı. En genç muhtarımızdır Akköy'ün muhtarı. Bir dönemde pes etti Ortaköy'ün muhtarı. Konuşmayı çok sever, yardımlaşmayı çok sever Sekmen'in muhtarı. Çok güzel şaka yapar Çağfer'in muhtarı. Eski topçudur Kirazlı'nın muhtarı. Her zaman doğruyu söyler Kirazlı Yeni Mahalle muhtarı. Çarşıyı temsil eder Kemaliye muhtarı. Suları iyi yapar bizim Tüzlü muhtarı. Anahtarcılık yapar Mısırlı'nın muhtarı. Sıvayı iyi yapar Şanocağın muhtarı. Her şeyden haberi var bizim Yıldız muhtarı. Eski turizmcidir Aydoğdu'nun muhtarı. Güvenlik görevlisi Bahadır'ın muhtarı. Çarşıda marketi var o da Körez muhtarı. Çok çabuk dolaşıyor Hürriyet'in muhtarı. Mazbatayı biraz geç aldı Çavuşlu'nun muhtarı. Evet, çok güzel yazdınız. Elinize yüreğinize sağlık. Sayın muhtarım, şöyle bunu öyle kolay değil bunu yazmak. Yer babanın harcı da değil. Siz Vafkebir'de Muhtarlar Derneği Başkanısınız. Tabii yayla uşağıyım diyorsunuz. Yani bu kolay bir şey değil bunu yazma. Her yerden muhtarlardan haberiniz var sanırım. Yani bu konu hakkında. Güzel de bir güne yazdınız onu. Muhtarlar Günü'nde yazdınız bu söyleşiyi. Ne söylemek istersiniz son olarak bu konu hakkında Sayın muhtarım? Biz muhtarlarımız Vakfiyebir'de muhtarlar birlik beraberiyle kaliteli her muhtarımız hizmetin en iyisini kalitelisini yapma peşindedir. Evet. Hepsinin ayrı ayrı özellikleri var. Hepsinde gurur duyuyoruz. Peki Sayın Muhtarım, hizmetlerden memnun musunuz Vakfiyebir'de muhtarlar olarak? Birlik beraberlik olabiliyor musunuz? Öncelikle onu sormak istiyorum. Yani beraberlikten bahsettiniz. 46 mahalle muhtarı olarak birlik beraberlik bulunabiliyor musunuz?
Hizmette de tabii ki ülke şartlarında hizmette de yavaşlama olabilir ama ilçemizde hizmetlerden memnunuz. İlçe bile diyorsunuz. Elimizde imkanlarda hiçbir şey yaşatmıyoruz Allah'a şükürlerinde. Evet. Bundan önceki yaptığımız hizmetler yapacaklarımız teminattır. Evet. Tabii ki İlçe belediyesinin de imkanları artık Büyükşehir'den sonra bazı imkanlar Büyükşehir'e geçiyor. Evet. Bazı hizmetler de Büyükşehir sayesinde yapılacak. Büyükşehir'de asfalt beton olsun, sökülmeye devam ediyor. Bugün Karadağ yaylasında bugün 8 kilometre sökülüyor. Maliyeti 78 trilyon. Evet. 12 kilometresi de bakanımız söz verdi. İleriki dönemlerde yapılacak. Yapılacak. Evet. Peki birlik beraberlik var mı Sayın Muhtarım? 46 mahalle muhtar arasında. Birlik beraberlik nasıl? Siz bir sonuçta Muhtarlar Derneği Başkanısınız. Birlik beraberlik kendimizi en üstüne hiç bir ayrımcılığımız yok. Yoktur. Aynı evet. Muhtarımızla farklı bir görüş olduğu için birlik beraberliğimiz hiçbir zaman zedelmemiştir. Evet. Teşekkür ederiz Sayın Muhtarım.